Günün raporunun ikinci bölümünden tekrar merhaba. Konuğum Gelecek Partisi Genel Başkanımızı dış ilişkilerden sorumlu Murat Yardım. Hoş geldiniz efendim. İyi günler. Sizin büyükelçi olarak tabii ki çalışmalarınız var. Viyana, Tahran ve Moskova. Geçmiş dönemde emek verdiniz. Türkiye'nin dış politikasına katkı koydunuz. Ve bugün Gelecek Partisi'nde emekli oldu. Yeni emekli oldunuz herhalde. Çok olmadı. 3 yıl mı oldu? Hayır, 9 ay oldu. Aralık 2019'dan bu yana. Öyle mi? Daha çok yenisiniz yani. Evet, ben zaten iç politikaya katılmamış şu şekilde oldu. Aslında benim emekli olmaya, yani yaş itibariyle daha 7 senem vardı. Fakat Gelecek Parti'nin kurulduğunu öğrendiğimde bir dakikalık değerlendirme sonucunda istifa veya emekli hangisini derseniz ayrılıp yerimizi aldık. En son göreviniz neresiydi? Viyana'daydım. Viyana'daydım. 9. ay sonunda. Büyükelçi olarak. Evet, büyükelçi olarak. Viyana büyükelçimizdiniz. Evet, büyükelçi olarak. İyi, hayırlı olsun diyelim. Çok yani sağ olun. Yeni olmuş çünkü evet, daha çok taze. Teşekkürler. Şimdi tabii Türkiye'nin sorunları çok fazla. Bu özellikle dış politikada atılan adımlar. Mesela Fransa'nın ev sahipliğinde Akdeniz'e kıyısı olan AB üyeleri Yunanistan, İtalya, Güney Kıbrıs, İspanya, Portekiz ve Malta, Korsika'da bir araya geldiler. Evet. Türkiye'ye karşı hasmane bir tutum başladı. Yani Yunanistan nasıl yaptı, nasıl becerdi bilmiyorum ama Türkiye'ye çok yakın ki Meis Adası 2 kilometre, çok Karaada tartışması var mesela silahlandırılıyor bugün. Tabii. Çok yakın adaları silahlandırmak ve kendi egemenlik sahasını arttırıp Anadolu'yu, Türkiye'yi sıkıştırmak için bir proje başlattı. Evet. Tek başına gibi görünüyordu. Kişisel çatışma gibi görünüyordu. Bir anda arkasında önce Fransa sonra İtalya belirdi. Evet. Ve sonra Akdeniz ülkelerinin geneli için bir destek alındı. Ardından Amerika Yunanistan'a destek amacıyla Kıbrıs Rum kesimine uyguladığı 30 yıllık silah ambargosunu kaldırdı. Tabii. Ve silah yardımına başladı. Şimdi bölgede tuhaf bir durum var. Evet. Yunanistan sadece Avrupa Birliği'nin desteğini arkasına almak, Amerika'yı kendi tarafına çekmek ve Türkiye'yi sıkıştırmak için mi böyle bir hamle yaptı? Yoksa bunun dış politikada size göre başka bir adı var mı? Şimdi aslında siz konuyu, çerçeveyi çok iyi şekilde koydunuz. Tabii bu program bir diplomasi programı değil de bir tarih programı olsaydı biraz daha geçmişe doğru uzanmamız gerekirdi. Ama şu cümleyi söyleyerek başlamakta ben yarar görüyorum. Bugün yaşadığımız Doğu Akdeniz özelinde yoğunlaşan bir krize dönüşen büyük gerginliğin temelleri, kökenleri de tarihi geçmişten asla ayırmamız mümkün değil. Bana sorarsanız bugünkü sorunun oluşturan ana ayaklar aslında bizim Kıbrıs, Girit gibi adaları kaybetmemizle başlamıştır. Tabii ki o günün gündeminde bugünkü gündemde olan enerji konusu, kıta sahanlığı gibi konular yoktu. Ama bir sistematik içinde konuya baktığımızda o boyutu da görmezsek bugünü sağlıklı bir şekilde değerlendiremeyiz. 19. yüzyıldan itibaren o adaları ki atalarımızın çok büyük emeklerle, yüzyıllar süren emeklerle ele geçirip ve hakimiyet kurdukları, yüzlerce yıl hakimiyet kurdukları adaları biz tek kalemde yüzlercesini, 200'ünü, 3'ünü birden elimizden çıkarmaya başladık. Bakın. Aslında tabii tarihe çok fazla odaklanmak istemiyorum ama bazı şeyleri de söylediğim gibi bilmemiz ve zaman zaman hatırlamamız lazım. Bir tek Yunan gemisinin boğazın önündeki adaları kapayıp hakimiyet kurduğu günleri geçirdik biz. O kadar zayıf dönemlerden geçtik. Ya da 15-20 kişilik bir Yunanlı grubun, çeteci grubun gidip adalarımızı teker teker ele geçirdiklerini gördük. Ya bu çok vahim, yani gerçekten insanı üzen şeylerdir. Peki Türkiye neredeydi? Tabii o dediğim gibi çok konunun ayrı bir boyutu ama biz bana sorarsanız Ege Denizi'nin önemini, anlamını son yıllarda anlamaya başladık. Ama hala tam anlamıyla kavrayabildik mi emin değilim. Ama şu gün için karşımızda bulunan ekiple insan ülkelerin, en başta Yunanistan olmak üzere, Ege bölgesinin önemini bizden çok daha önce anladıklarından ve ona göre gerekli adımları attıklarından en ufak bir şüphemizin olmaması lazım bir durum tespiti bakımından. Bakın, bir tipik bir örnek daha verip sonra bugünlere gelelim.
zamanında bundan bir dönem önce, 60-70 yıl önce Ege bölgesinde kara suları 3 mildi. Birden günün birinde şak diye Yunanistan 6 mile çıkardı. Türk tarafının hiçbir itirazı olmadı. Yunanistan tek bir hamlesiyle Ege Denizi'nin ilave olarak %30'unu kendisine aldı. Bak, tek kalem. İşte bizim biraz önce söylediğim gibi bugün çektiklerimiz sıkıntılar geçmiyor. Bu budur. Hava sahası bakımından da öyle. Çok güzel şekilde adaların silahsızlandırılması konusuna değindiniz. Bu bugünün konusu değil. 10 yıllardır vuku bulan bir konudur. 10 yıllardır. Yani biz nedense dış politika konularını ancak gerginlikler üst düzeylere çıktığında gündem yapıyoruz, konuşuyoruz ama aslında farklı ülkeler bunu gerek sessiz diplomasiyle, gerek ittifaklar aracılığıyla, gerek çok güçlü entelektüel birikimlerle 10 yıllar, 100 yıllar öncesinden hazırlığını yapıyorlar ve sahaya çıktıklarında da çok daha güçlü oluyorlar. Yine çok doğru işaret ettiğiniz gibi, evet gerçekten Türkiye'nin karşısında çok geniş bir blok var. Ama bu sadece bugün oluşan bir yapı değil ki. Bunun her bir unsurunun farklı bir boyutu var. Fransa'nın neden bu içinde, bu yapı içinde olması, bilmem Mısır'ın veya İsrail'in veya Lübnan'ın. Dolayısıyla çok özet şekilde şunu söyleyebiliriz ki, bugün Doğu Akdeniz'de bulunduğumuz süreç, bana sorarsanız belki de 50-60 yılın, belki de Cumhuriyet tarihinin gerçekten en kritik dönemlerinden birisidir. Biz bu konuda bu sürecin sağ salim şekilde aşılmasını, diyalog ve müzakerelerle çözüme bağlanmasını, böyle ileriye yönelik atılmaması, buzdolabına atılmaması gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü bu sorunlar bugüne kadar dolaba atılarak ya da bazı devletlerin arabuluculuk girişimleriyle dondurularak bugünlere kadar geldi. Ama artık bugün geldiğimiz noktada bu sorunları çözmek lazım. Aksi takdirde biz bunları gelecek nesillere bir borç, bir yük olarak bırakıyoruz. Nasıl ki 100 yıl öncesinin bazı kritik eksiklikleri ya da hataların bugün bize yük olduğu gibi, sorun olduğu gibi gelecek nesillere de bırakmamak için bir sorun olarak bunu çözmemiz lazım. Diplomasi atakları yapmamız lazım. Sayın Genel Başkanımız bunu geçtiğimiz günlerde çok kapsamlı bir paket olarak da kamuoyuyla zaten paylaştı. Neler yapılması gerektiğini, hangi aşamalardan geçilerek yapılması gerektiğini. Özetle bugün bölgede bir gerilim var. Çok ciddi bir sıkıntılar var. Ama maalesef masada bir diplomasi, bir inisiyatif, bir diyalog yok. Peki benim merak ettiğim şu. Siz gayet diplomasiden hala umudunu kesmeyen bir diplomatik bir personel olarak bir şeyi koydunuz, çerçeveyi çizdiniz ama olayın bir de sıcak çatışma boyutu da var şimdi bu saatten sonra. Şimdi Meis Adası'nı muhafız falan adı altında askerle silahlandırdı. Şimdi Karaada'ya anladığım kadarıyla aynı şeyi yapacak. Şimdi diplomasi nereye kadar? Yunanistan, Türkiye'yi açık sormak istiyorum, açık cevap verin lütfen. Yunanistan, Türkiye'yi bir silahlı çatışmaya, bir askeri hesaplaşmaya bu adalar üzerinden zorlamak mı istiyor? Yoksa bu bir anlamda diplomatik ya da siyasi bir blöf mü? Bakın, bütün bu senaryo içinde her türlü olasılık mümkün. Zaten iki günü, hatta dün NATO'da yapılan teknik toplantıda da bu konu gündeme geldi. Doğu Akdeniz bugün gerçekten sadece diplomasi ya da hukuk anlamında bir savaşın verildiği bir alan değil. Fiiliyatta da askeri güçleriyle, uçuşlarıyla, gemileriyle çok sayıda aktörün hazır bulunduğu bir bölge. Dolayısıyla her zaman için kötü senaryoya da hazır olmak lazım. Sıkıntı kaynağı olabilir, bir gerginlik, bir çatışma olabilir. Zaten geçtiğimiz haftalarda da iki geminin birbirine yanaşması gibi olayları gördük. Üst buna ilaveten Fransa gibi aktörlerin, hatta söylediğiniz Amerika gibi aktörlerin de adeta diplomasiyi dışlayarak ateşe körükle gider gibi bir takım askeri adımlar yaptıklarında endişeyle görüyoruz. Örneğin Fransa'yı örnek verelim. Gerek açıklamalarıyla, gerek bilmem yıllar öncesinde imzalanmış bir Güney Kıbrıs'la askeri anlaşmayı hemen ivedilikle onaylayarak ve hemen ertesinde de
askeri uçaklarını Baf bölgesine göndererek yaptığı bütün bu adımlar bu gerginliği artıran unsurlar. Keza yine sizin söylediğiniz gibi Amerika'nın 30 yıldır gündemde olan bir blokajı Kıbrıs'a yönelik hemen geçen hafta kaldırmış olması. Bütün bunlar bir araya geldiğinde tabii ki hiçbir zaman dilemiyoruz, ummuyoruz, istemiyoruz halk olarak ama bir çatışma unsurunun da senaryonun bir unsuru olarak, arzu edilmeyen bir unsur olarak her zaman akıllarda bulunmasında fayda var. Şimdi sizin diplomasi çözüm mü unsuruna kısaca bir değerlendirmede bulunmak isterim Fatih Bey. Şimdi bugünün dünyasında diplomasi aslında savaşın masada devamı oluyor. Yani birbirini asla ayırmak mümkün değil. Biz birkaç farklı zeminde şu görüşü hep vurguluyoruz. Bugünkü gerginliğin aşılması için 3-4 tane kanaldan hareket etmek lazım. Birincisi siyasi irade. Yani devletin, hükümetin bir siyasi iradesini ama bunu popülizme de alet etmeden, çünkü bu da çok tehlikelidir, alet etmeden iradesini, kararlılığını koruması lazım. Ve biz bunu Gelecek Partisi olarak bu hususta destek verdiğimizde söylüyoruz. Sonuçta milli bir meseledir bu boyutları itibariyle. Dolayısıyla bu kararlılık en ufak bir taviz verilmeden sahada sürdürülmeli, korunmalı, istikrarlı şekilde. Ve biz bu anlamda da en başta o sondajı sürdüren teknik personelimize, donanma unsurlarımıza biz müteşekkiriz. Çünkü gerçekten bana sorarsanız, bize sorarsanız ciddi, büyük bir iş yapıyorlar. Her şey bu sondajla mı ortaya çıktı? Hayır. Yoksa yani daha köklü, daha kalıcı sorunlar mı var? Şüphesiz mesela var. İnsan aklına şu geliyor. Yani bir dönem Osmanlı tarihinde yine Avrupa'nın, Osmanlı'nın ilerleyişinden ya da bir şekilde Osmanlı İmparatorluğu'nun askeri durumundan rahatsız olup bir Haçlı donanması göndermesi gibi. Bu biraz belki ham bir benzetme ama şunu söylemeye çalışıyorum. Yani neden rahatsız Avrupa birdenbire Türkiye'deki demokrasiden uzaklaşması, demokrasinin askıya alınması, Türkiye'nin şekil değiştirmesi, bir anlamda siyasal İslam'ın egemen olup Türkiye'de artık bir emirlik ya da sultanlık gibi bir döneme girilmesinden kaynaklanan bir endişe mi bu? Yoksa Türkiye'nin şu an askeri gücünün artmasından kaynaklanan bir kaygı mı? Hangisi? Hepsi, hepsi. Bir paket, bir bütün olarak bu konuyu görmemiz lazım. Ama bu konudaki yorumlarımı paylaşmadan önce bu siyasi iradeyi vurguladım. İkinci, üçüncü unsuru da söylemem lazım. İkinci unsur olarak bu sahadaki kararlılık bakımından siyasi irade dedik. Sahada net şekilde kararlı olmak, hiçbir taviz vermemek. Ama üçüncüsü de sizin ilk sorunuza cevaben. Bütün bu çalışmalar, bütün bu faaliyetlerin diplomasiyle taçlanmadığı, sonuçlanmadığı takdirde bu sorunların çözümü gelmez. Dolayısıyla haklı olmak, biz haklıyız fakat yeterli değil. Bunu karşıdaki aktörlere masa başında, ki bunun aracı diplomasidir, diyalogdur, konuşmadır, anlatmak, mutabakatlarını almak, kamuoylarına ve bunu anlaşmalarla tevsik etmek, yani belgelendirmek. Aksi takdirde hiçbir ülke sabah akşam ben haklıyım diye bağırarak sonuçta bir şeyler kazanmaz. Ve gerginliklerin de ila nihai sonsuza kadar sürmesi kadar anlaşılmaz, kabul edilmez bir durum olmaz. Dolayısıyla siyasi saha ve hukukunu diplomasiyle tescillemek. Mesele budur. Şimdi sizin biraz önce sorduğunuz soruya gelelim. Şimdi bugün Doğu Akdeniz'deki gerginliğin odaklanmasının sizin de aslında çok güzel özetlediğiniz gibi çok nedenleri var. Birincisi tarihi bir birikim, bir unsur. İkincisi Türkiye'nin biraz dış politika alanında faalleşmesi, bunun bazı ülkeler tarafından hoş karşılanmaması, bu bir önemli bir unsurdur. Üçüncüsü özellikle Türkiye bakımından bunu bir eleştirisel konum olarak söylüyorum. Türkiye bakımından bölge ülkeleriyle aramızda ciddi sorunlar var. Ve bu tabii ki Doğu Akdeniz'e de yansıyor. Bu konuda Mısır dahil parantez içine alarak bazı sorunlarımızı, bütün bölge ülkeleriyle ilişkilerimizi baştan sona gözden geçirmeliyiz. Kanallarımızı geliştirmeliyiz.
ve çözüm yolları konusunda onların desteğini almalıyız. Bakın, geç kalmadık mı? Geç kaldık. Şüphesiz yani, geç kaldık. Mısır'la kavgalısınız. Tabii. Kimle konuşacaksınız? Tabii. Şimdi Kıbrıs Rum kesimine masaya oturmam diyor değil mi Türkiye? Şüphesiz. Haklı olarak. Şüphesiz. Ama bugün, şüphesiz, bugün Avrupa Birliği ısrarla ve inatla Türkiye'nin Güney Kıbrıs Rum kesimiyle masaya oturmasını tabii istiyor. Şüphesiz. Şimdi Güney Kıbrıs Rum kesimiyle Türkiye masaya oturursa Kıbrıs'ta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin varlığını inkar etmiş olur. Tabii. İnkar etmekten de öte bundan sonra Kıbrıs konusunda söz söyleme hakkının Rum kesimine şüphesiz ait olduğunu şüphesiz kabul etmiş olur. Şüphesiz. Zaten Fatih Bey bu tabii o çok istisna yani GKR ile ilişkim çok şey bakışımız çok özel. Yani o konuda onları muhatap almak diye bir sorunumuz yok. Ama böyle bir konu, çağrı var Avrupa'da. Hayır, var. Şüphesiz var. Mecbursunuz diyor tabii. Bir de yani şeye de bırakmamış. Açık kapı da bırakmamış. Açık kapı bırakmıyor. Tabii zaten ya oturursunuz tabii ya topluca üzerinize geliriz tabii diyor. Zaten AB konusunda da bir iki yorumumuz paylaşmamız lazım. Ama bizim dediğimiz bakın sahadaki bütün aktörlerle neredeyse sorun ilişkilerimiz var. Mısır mesela. Şimdi Mısır'la ilişkilerimizi bir bu sorun bağlamında bir ele almamız lazım. Biraz bir kendine getirmemiz lazım. Tabii GKR ile falan bu sürecin dışında. Şimdi bu sorun niye ortaya çıktığının dördüncü bu unsurunu sizinle paylaşmak isterim. Avrupa Birliği. Tabii biliyorsunuz Avrupa Birliği ile ilişkilerimiz artık neredeyse tamamen donmuş. Neredeyse yok. Şimdi öte yandan biz Türkiye olarak bazen Avrupa Birliği'ni eleştiriyoruz. Aslında sıkça eleştiriyoruz. Ne diye eleştiriyoruz? Siz Yunanistan ve GKR'ye tezlerine destek veriyorsunuz diye. Kendi konum olarak, kendi konumumuz olarak haklıyız tabii ki. Fakat bir de kendi açılarından bakmamız lazım. Ya şu anlamda. Sonuçta Avrupa Birliği bir kulüp. Üyelerden müteşekkil olan bir kulüp. Kendileri bazı üyeleri de Türkiye'yi destekleyerek aslında sürekli toplanıyorlar, durum değerlendirmesi yapıyorlar ama son tahlilde ortaya çıkan Avrupa Birliği bildirileri herkesi bağlıyor. Artık ben herhangi bir üye ben buna katılmıyorum diyemiyor ve o Avrupa Birliği'nin o bildirileri de uzun müzakereler sonucunda hazırlandığı için tamamen Yunanistan ve GKR'ye tezlerine. Çünkü onlar bir kulüp. Yani dünyada hiçbir yapının evet biz bazı üyemiz haksız, biz üye olmayan birisinin yanındayız diye bu hani çok fazla da bir mantık şey yapmıyor. Dolayısıyla bizim Avrupa Birliği ile ilişkilerimizi de bir gözden geçirmemiz, canlandırmamız lazım. Yani sürekli bir takım yapılarla sıkıntılar, gerilimler içinde bulunup ondan sonra ilişkiler dondurulmuş hale geldikten sonra niye bizi desteklemiyorsunuz sorusunu sorduğumuzda biraz havada kalıyor. Dolayısıyla bu da bu tablonun bir unsurudur. Fransa, tabii Fransa'nın... Fransa'ya geçmeden tabii önce bir şey soracağım. Yani Avrupa Birliği ile sorunlar. Ya bir ülkede eğer halifelik tartışılıyorsa, demokrasinin ve hukukun tüm kurum ve kurulları ortadan kalkmışsa ve o ülkedeki insanlar ilk çağı ya da geride kalmış yakın çağı özendiren bir tür siyaset ve politika uygulamalarının peşindeyse Avrupa Birliği niye Türkiye ile anlaşsın, niye uzlaşsın, hangi konuda uzlaşsın? Yani halifeliğin Türkiye'de ne zaman ilan edileceği konusunda ya da Türkiye'nin ne zaman siyasal İslam'a alet olup bir şeriatla tanışacağı güne yönelik mi anlaşma yapsın? Şimdi ikisini ben birbirinden ayırmak gerektiğini evet düşünüyorum. Tabii. Avrupa Birliği'nin demokrasi konusunda Türkiye'ye baskısı haklı bir baskı. Ama Avrupa Birliği'nin Yunanistan'ın arkasında yer alarak Türkiye'ye savaş açar bir pozisyona gelmesi bu farklı bir konu. Şüphesiz. Birinin tarihsel kökenleri var, tabii, birinin haklı nedenleri var. Tabii. Şimdi biz hangisiyle mücadele edeceğiz? Şimdi tabii her kulvarın sizin işaret ettiğiniz gibi farklı unsurları, farklı dinamizmi var. Bir kere Avrupa Birliği ile ilişkilerimize bu süreç dışında bakmaya çalışırsak bizim üzerimize de düşen çok önemli yükümlülükler var, görevler var. Yani sonuçta Avrupa Birliği de bir takım şartları öne süren ama her zaman da haklı olmayan bir kulüp ve üyelik aşamasında bunları gündeme getiriyor olabilir. Tabii bu büyük ölçüde iç politik gelişmeleri de ilgilendiriyor. Çok son derece haklısınız. Yani biz Avrupa Birliği'ne üye olsak da olmasak da yapmamız gereken, her şeyden önce kendi insanımız için yapmamız gereken adımlar var. Bakın basın özgürlükleri konusu olsun. Hani Doğu Akdeniz'den ayrılmak istemiyorum ama sizin sorunuza da bir cevap vermek lazım.
basın özgürlükleri alanında olsun, adil, adalet, şeffaflık konusunda olsun, birçok konuda maalesef biz evrensel istatistiklerin artık en sonlarında yer alıyoruz. Ya biz ve bunu bir Türk insanı olarak bunu sindirmemiz mümkün değil. Yani dolayısıyla Avrupa Birliği ile üye olmak, ilişkileri düzenlemekten kastımız tabii ki kendi görevimizi de yaparak onlarla ilişkilerimize bir canlılık getirmek ki bunlar bugün için tamamen donmuş durumda. Bunun bir kısmı da onlardan. Telafi edilmesi de çok zor. Çok zor ama Avrupa Birliği sonuçta Fatih Bey küresel düzenin en büyük aktörlerinden birisidir. En büyük bakın gayri safi milli hasıla bir numara Amerika'dır. Dünya küresel ekonominin %23'ünü Amerika kontrol ediyor. Hemen ardından gelen blok kimdir? Avrupa Birliği. Ondan sonra Çin falan geliyor. Avrupa ile ilişkilerimiz çok köklü ve olması da gerekiyor. Milyonlarca insanımız orada. Ticari ilişkilerimizin %60'ı 70'i Avrupa ile. Dolayısıyla Avrupa Birliği'nin şu Doğu Akdeniz sürecinde haklı veya haksız olması ki haksız, farklı bir süreç ama bizim Avrupa Birliği ile ilişkilerimizi bir canlılık, bir dinamizm getirmek için uğraşmamız ayrı bir konu ki bunu da yapmamız lazım. Sonuçta bu ülkemizin ve onların da yararına olacak. Ama Doğu Akdeniz sürecinde başta Fransa olmakla tabii ki kendi üyeleri olan Kıbrıs Cumhuriyeti dedikleri GKR'ye ve Yunanistan'ı kollar bir tutum içinde olmaları bugünkü krizin bu aşamaya gelmesinin en büyük faktörlerinden birisidir. Hemen şunu sorayım. Hedef ne? Yani bu gerginliği bu kadar arttırmak, Türkiye'nin yakındaki adaları silahlandırmak, arkasında Akdeniz ülkeleri adı altında Avrupa ülkelerinin bir araya gelip Portekiz'i, İspanya'sı, Yunanistan'ı, evet, İtalya'sı, Fransa'sı bir karar alıp, biz Korsika'da bir karar alıp biz tam arkasındayız demesi ve Amerika'nın Kıbrıs Rum kesimini ambargoyu kaldırması. Yani hedef ne? Hedef Türkiye mi burada? Şimdi burada Türkiye'de veya bozulan ilişkilerin çerçevesinde bazı amaçları tabii ki var Avrupa Birliği'nin. Ancak ben söylediğim gibi bu oluşan ortamı nasıl çözülebilir ve neden bugünlere oluştu, bugünlere geldiği üzerinde odaklanmanın daha doğru olacağını kanaatindeyim. Çünkü söylediğim gibi bugün karşı cephede dediğimiz bütün aktörlerle ilişkilerimiz son derece kötü. Ve hepsinde tabii kendilerine göre her bir aktörün farklı nedeni var. Mesela Fransa, bunun nedenleri var. Niye karşımızdaki cephenin en önde gelen aktör olarak Fransa? Ki Macron bizi Nazi Almanya'sına benzetti. Tabii ki, çok tabii ağır ki, bir tabii konuşma. Ki, şüphesiz. Yani kabullenmek mümkün değil. Mümkün değil. Nazi Almanya'sı bir soykırımla, bir eş bir ülke. Yani bir tabii ki ülkede demokrasi yok. Tabii evet. ki ülkede bir tek adam rejimi çok büyük sıkıntı evet. yol açıyor ama Türkiye asla bir Nazi Almanya'sı şüphesiz. Değil. Benzerlikleri var. Kötü kopyalar evet. var. Bir Göbels'i bir ya da sistem Hı-hı. ya da propaganda olarak takdir eden bir AKP'de siyaset insanları var ve o dönemin güç sarhoşluğu içinde kibir üzerinde olan bir anlayış var. Ama bunlara bakıp Türkiye'ye bir Nazi Almanya'sı suçlama yapmak çok mümkün değil. Ayıp tabii bir şey. Ki. Dolayısıyla Avrupa Birliği'nin tabii ki deklarasyonlarıyla geçtiğimiz hafta yaptıkları Savunma Bakanları toplantısı, Dışişleri Bakanları toplantısında da farklı müzakerelere bazı üyelerin daha Türkiye'ye yakın bir görüş belirtmelerine rağmen sonuçta bir bildiri çıktı. Ve o bildiride de Merkel dahil Avrupa Birliği'nin Yunanistan'ın yanında olması gerektiğini söyledi. Evet. Ve tehlike de 24 Eylül'de yapılacak olan liderler zirvesinde. Şimdi bu fakat Fransa'nın tutumu Fatih Bey Avrupa Birliği'nin bu çizgisinin de çok ötesinde. Ya onu da aşan bir çizgide. Türkiye'ye yönelik tutumu. O konuda da aslında bir iki cümlede söylemek isterim. Dolayısıyla her bir aktörün farklı nedeni var. Niye Türkiye'nin karşısında? Yunanistan GKR'ye malum. Şimdi Yunanistan ve Güney Kıbrıs'la ilişkilerimizin yani onu aslında farklı bir programda yapmak lazım. Sadece Doğu Akdeniz'le ilgili onunla sınırlı bir sorunlar çerçevesi, manzumesi içinde yüz yüze değiliz. Ege adalarının silahsızlandırılması konusu var. Karasularının genişliği konusu var.
kıta sahanlığı konusu var, bilmem üst düzeylere doğru çıktığımızda azınlıklar meseleleri var. Çok sayıda konumuz var. Dolayısıyla onlar bir bütün halinde, ayrı bir paket halinde görüşülmesi gerekiyor. Hatta aidiyeti belli olmayan, tartışmalı olan konular da var. Yani Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ın bakış açısı bu. Öte yandan bildiğiniz gibi bu enerji sahalarıyla ilgili asıl yani şu konuda gündemde olan da o. Yani enerji sahaları üzerinde, ruhsatlar üzerinde bazı alanların çakışması ve hak iddialarımız. Hak iddialarıyla ilgili o da son güncel ama Türkiye ve Yunanistan'ın şu tabloda karşılıklı cephe içinde olmalarının sadece Doğu Akdeniz değil, çok farklı sahalarda nedenleri var. Bazılarını söyledim ki Ege Adaları da bunun aslında en önemli boyutu silahsızlandırılmış statüleri dahil ve başta olmak üzere. Dolayısıyla bugünkü tablo içinde kendini Doğu Akdeniz odaklı olarak gösteren ve yansıyan sorun ve gerginliklerin içinde karşımızda bulunan her bir aktörün Türkiye ile çok farklı nedenlerden kaynaklanan sorunları var. Dolayısıyla her birini ayrı ayrı değerlendirmek lazım. Peki arkadaşlar, Fikret Şahin hazır mı? Çünkü izninizle tabii bir de ülkenin başına bir de salgın belası var. Tabii ki. Onun da bir güncel durum tabii ki saptaması var. Çünkü salgınla mücadele konusunda Türkiye çok eksik. Tabii ki. Yani hem Sağlık Bakanlığı'nın hem bilim kurulunun hem de Cumhurbaşkanı'nın bir türlü organize olamaması, ortaklaşa kararlara imza atamaması salgının boyutunu çok farklılaştırdı. Bir önemli bir gelişmemiz var. İzninizle bir milletvekilimize bağlanalım. Tabii. Cumhuriyet Halk Partisi Balıkesir Milletvekili Operatör Doktor Fikret Şahin. Sayın Vekilim iyi akşamlar. İyi akşamlar Fatih Bey. İyi yayınlar diliyorum. Ümit Bey'e de sevgi ve selamlarımı iletiyorum sizin vasıtanızla. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Sayın Vekilim tabii biz bugün salgını biraz özellikle sadece üst anlamda makro düzeyde konuştuk. Çok detaylara da giremedik. Evet. Sayın Başkan da burada. Onunla da özellikle doğa... Yani Türkiye'nin başında o kadar çok sorun var ki. Hangi birine el atmak? Dün ekonomiyi konuştuk. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin nasıl muhalefet etmesi gerektiği konuda Gürsel Tekin'in sözleri vardı. Ardından eğitimi konuştuk, dış politikayı konuştuk ama yavaş yavaş akşam saatleri geliyor ve salgında yeni rakamlarda açıklanacak. Tabii buna da bir göz atmamız lazım. Demin programı açarken bir şey söyledim. Daha doğrusu öbür programı kapatırken ilk bölümüne. Sağlık Bakanı'nın istifası bekleniyor diye ya da istenecek diye. Nedir bu gelişme? Sağlık Bakanı'nın istifa etmesini gerektirecek koşullar neler? Bunu bize bir açıklayabilir misiniz? Tabii, tabii. Efendim öncelikle çok teşekkür ediyorum. Tabii ülkemiz yoğun bir sorun sarmalı içinde. Tabii bu da şunu gösteriyor ki demek ki sorunu çözmesi gerekenler görevlerini yerine, layıkıyla yerine getiremiyorlar. Dolayısıyla da mevcut iktidarın artık Türkiye'nin sorunlarını çözmekten çok uzakta olduğunu, Genel Başkanımızın da ifadesiyle artık iktidarın savrulduğunu, Türkiye'yi yönetemediğini hep birlikte görüyoruz ve buna da şahit oluyoruz. Tabii iktidarın bir parçası olan Sağlık Bakanı da kendine düşen görevi gerektiği derecede yerine getirmediğini hep birlikte şahit olduk. Bakınız, salgının başlangıcında Sayın Bakan'ın efendim şöyle başarılıyız, böyle başarılıyız, dünyada şu başarıyı elde ettik, bu kadar yardımı gönderdik. Efendim Türkiye'nin başarısı erken tedaviye başlamasındadır diye bir takım bilimsel dayanağı olmayan argümanlar öne sürerek kendine ait, partisine ait bir takım başarı öyküleri yazmaya çalıştı. Fakat dikkat ederseniz son haftalarda görüyoruz ki Sayın Bakan artık sonuçları kendi Twitter hesabından dahi yayınlamaktan çekinir hale geldi ve kontrolü yitirmiş durumda, salgın kontrolden çıkmış durumda. Bunu biz söylemiyoruz siyasiler olarak bunu. Ülkemizin önde gelen bilim adamları, değerli hocalarımız da söylüyor. Şu anda Sağlık Bakanlığı salgını kontrol edemez noktada, pek çok yerde hastaneler ve yoğun bakım yatakları dolmuş noktada ve salgın yönetilemiyor. Ve bakanlık savruluyor.
Efendim bakın Sayın Bakan'ın bir açıklamasını sizinle paylaşmak istiyorum. Yakın zamanda yaptı bunu. Efendim yoğun bakımlardaki doluluk oranımızın %52 olduğunu söyledi Sayın Bakan. %52 şudur Fatih Bey. Zaten yoğun bakımlar yataklarımızın %50'si zaten özel sektördeydi, özel hastanelerdeydi. %52'si doldu demek ne demektir biliyor musunuz? Tüm kamu hastanelerindeki yoğun bakım yatak sayıları dolmuştur. Artık özel hastaneler pandemiyi karşılar noktadadır. Yakında özel hastanelerinde doluluk oranları bir hayli üst noktaya gelecektir. Dolayısıyla efendim bizim daha önceki aylarda gelmiş olduğumuz efendim dünyadaki diğer ülkelere göre kısmen de olsa bir miktar daha iyi noktada olduğumuz durumdan çok geriye düştük ve şu anda vaka sayısı olarak da Mart ve Nisan ayındakinden daha fazla miktarda bir vakamız var. Sayın Bakan da dikkat ederseniz vakaların kontrol edilemediği, hastanelerin yeterli olamadığı, yoğun bakımların artık dolup taştığı illeri ziyaret eder noktaya geldi ki bu noktadan sonra zaten Sayın Bakan da yapacağı çok fazla bir şey yok. Hastalara ne dedik biz başlangıçta? Evet, tanı koyduk ve hastanede izolasyonu almıştık. Ama son zamanlarda görüyoruz ki artık hastanelerde olduğu için evde izolasyonu almaya başladık. Ama evdeki izolasyon elbette yeteri miktarda başarılı değil. Ve dikkat ederseniz bugün İçişleri Bakanlığı bir genelge yayınladı ve genelgede diyor ki evdeki izolasyona uymayanları biz yurtlarda ve diğer kamu kuruluşlarının misafirhanelerinde izolasyon alacağız. Demek ki başarılı olamadınız ve hepsinden önemlisi Sayın Ertürk, Sayın Bakan başlangıçtan bu yana tamamen kendine ait bir başarı öyküsü yazmak adına ülkemizdeki pandemi istatistikleriyle oynamıştır. İstatistikleri doğru olarak yansıtmamıştır. Yani Sağlık Bakanı'nın kendi bilgisi dahilinde bu rakamların doğru gelmemesi ki hepimiz biliyoruz artık rakamlar doğru değil. Yani neredeyse onda biri toplam rakamların. Peki evet. Bilim kurulu nasıl Sağlık Bakanı'nın bu çabasına ortak oldu? Niye bilim kurulu bu rakamlar yanlış? Biz işte siz de o mesleği yapıyorsunuz. Biz tıp doktoruyuz. Biz bilim insanıyız. Biz bir yanlışa ortak olmayız. Yanlışa imza atmayız. Bu bize yakışmaz diyerek bir açıklama yapıp kamu sağlığını koruma gayretine niye girmedi de Sağlık Bakanı'nın ya da en yukarıdakinin bu konudaki yanlış bilgilendirmesine onlar da sesini çıkarmadı. Yani hep böyle sesini çıkarmayarak yani kabullenerek mi gidecek bu iş? Bakın gelinen tabloya kıyamet tablosu gibi. Yani Sağlık Bakanı'nın istifa etmesi dışında bilim kurulunun üyelerinin de artık yani istifayı düşünmesi gerekmiyor mu bu ortamda? Efendim şunu söylemek istiyorum. Dikkat ederseniz salgının başlangıcında bilim kurulundaki değerli hocalarımız daha sıklıkla ve güvenilir şekilde bilgi aktarıyordu kamuoyuna ve bir miktarda pandemiyle mücadele konusunda hiç olmazsa belli bir güvende sağlanmıştı ve insanlarımız da bu bilgilendirmeye istinaden de daha tedbirli davranıyorlardı. Fakat ne zaman ki siyaseten pandemiye böyle bir mücadeleye siyaseten bir yaklaşım sergilendiği zaman artık bilim kurulundaki bilimsel olarak düşünen hocalarımız diyeceğim. Siyaseten de olan kişiler var çünkü orada. Bilimsel yönü ağır basan ve gerçekten tıp etiğini sonuna kadar uygulayan hocalarımız artık geriye çekilmek durumunda kaldıklarına ben inanıyorum. Ve hatta eğer bakana şunu biz tavsiye etmiştik başlangıçta. Hem Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki komisyon bilgilendirme toplantılarında, genel kurulda ve partimizin de tabii sözcüsünün açıklamalarında efendim pandemi yönetimini siz siyaseten yaklaşıyorsunuz ve pandemi yönetimini siz bilim kuruluna bırakın. Ve bu açıklamaları bilim kurulunun bir sözcüsü yapsın ve bilim kurulunun almış olduğu kararlar da kamuoyuyla paylaşılsın. Görüyoruz ki bilim kurulunu şu anda pasifize durumda. Bilim kurulunun varlığıyla yokluğuyla aynı şekilde herhangi bir varlık göstermiş değil şu anda. Bilim kurulu sessizliğe gömülmüş ve bilim kurulu artık fonksiyonel değil. Yani bakan, bu kabullenebilir bir şey değil. Siz çok rahat söylüyorsunuz evet. Sayın Şahin. Siz doktorsunuz evet, ama evet. Bir Hipokrat yemini var ortada.
Yani kamu sağlığı, halk sağlığıyla ilgili bir yemin etmiş ve mesleğiyle başlamış insanlar ve çoğu da profesör olmuş, hoca olmuş insanlar. Ya bu kadar mı önemsiz halkın sağlığı? Yani siz bu konuda yanlış bilgi vereceksiniz, yanlış rakam vereceksiniz. Buna sessizce katlanacaksınız. Buna itiraz etmeyeceksiniz. Olay patlayınca da konuşmayacaksınız. Yani o zaman siz kariyer için mi kabul ettiniz bilim kurulu üyeliğini? Efendim şunu söyleyeyim. Sükut ikrardan gelir diye bir söz vardır. Gerçekten doğruluğuna da ben inanırım. Dikkat ederseniz bilim kurulundaki bazı hocalarımız artık sessizliğe gömülmüş durumda. Kendi işleriyle meşgul, hastalarla ilgileniyorlar. Artık hani ben bu bilim kurulunda benim yeteri kadar fonksiyonum yok diyorlar. Ve bence bilim kurulunun şu anki görevi fiilen son bulmuş durumdadır. Bilim kurulu artık bir görev görememektedir. Ve bakın bunu daha önceki programlarda da dile getirdim. Belki sizinle yaptığımız programlarda da konuşmuşuzdur. Sayın Bakan'ın şöyle bir ifadesi var. Efendim bilim kurulu tavsiye kararları alır. Yani demek istiyor ki onlar istedikleri kararı alır da alsınlar. Uygulayacak olan kişi benim. Elbette sizsiniz ama yani siz sonuç olarak bilim kurulunun kararlarını uygulamakla mükellefsiniz. Yani etik de bunu gerektirir. Yani olağanüstü şartlardayız. Pandemi yaşıyoruz. 100 yılda bir görülen bir olayı yaşıyoruz. Bilim kurulunun aldığı kararları diyorsunuz ki bunlar tavsiye karardır. Nihai kararı efendim işte biz veririz. Efendim işte Sayın Genel Başkanımızla tensipleriyle falan diye bu şekilde bir pandemi yönetmeye çalışıyorsunuz. Bu dahi, bakanın bu söylemi dahi, yani bilim kurulunun kararı, tavsiye kararı dahi bilim kurulunu küçümsemektir bu. Onu ifade etmek istiyorum. Ve bakanın vermiş olduğu rakamları da daha önce sizinle zannediyorum herhalde bir 2-3 hafta kadar önce bir programda da dile getirdim. Matematiksel olarak Sayın Bakan'ın verdiği istatistiklerin yanlışlığını, doğru olmadığını matematiksel olarak ispat edilmiş. Evet, bunu diğer arkadaşlarım da bunu yaptı. Diğer milletvekilleri de yaptı da benim merak ettiğim şu. Sağlık Bakanı'nı istifaya çağıracağız diye bir konuşmanız vardı sizde bu yayından önce. Nasıl olacak bu? Sağlık Bakanı'nın istifa etmesini gerektiren doneleri bize anlatın ve nasıl istifaya çağıracağınızı anlatın. Bir kere sorumlu mevkideki, bakanlık mevkisindeki bir kişinin halkın sağlığıyla ilgili bir konuda tamamen dürüst ve samimi olması, açık olması gerekir. Açık olması gerekir. Yani siz efendim bir takım ekonomik kaygılarla, turizmden gelir elde edeceğim mantığıyla, efendim ben bu pandemiyi bir fırsata çevireyim, hem kendi popülerliğimi arttırayım bakan olarak, efendim kendime bir bakan olarak ben bir başarı öyküsü yazayım, buradan da kendi partime bir siyasi çıkar elde edeyim mantığıyla hareket ederseniz, özür diyerek söyleyeyim, elinizi yüzünüzü işte bulaştırırsınız. Sonunda da işin içinden çıkamaz hale geliriz bu şekilde hep birlikte. Biz başından beri bir hekim olarak söylüyorum, samimi ve dürüst olarak bu verileri açıklayın dedik. Sağdan arkadaşlarımızla konuşuyoruz. Ben bir tabip odası başkanlığı yapmış bir hekim olarak pek çok kendi bölgemdeki hekim arkadaşımla görüşüyorum. Her gün aile hekim arkadaşlarımız diyor ki bizim sistemimize her gün diyor 2-3 tane COVID pozitif hasta düşüyor. Yani bu sadece Balıkesir bölgesine dahi günde en aşağı 100'e yakın vakadır. Ya ama Türkiye çapına baktığınız zaman efendim bizi işte 500-600 vakalarla geçiştirdiler. Sonunda artık saklanamaz noktaya geldi. Ve vatandaşta nasıl bir algı bıraktı Sayın Bakan? Efendim biz çok başarılıyız, salgını yeniyoruz, baş ediyoruz. Artık tedbirine gerek kalmadı. AVM'leri de açtık, Futbol maçına gitmeye de gidebilirsiniz. Efendim sizler dediniz ve vatandaşı tedbir almaktan uzaklaştırdınız. Dolayısıyla da tedbir alınmadığı için de bu salgın giderek yaygınlaşmaya başladı. Birinci neden budur. Sayın Bakan'ın istifa etmesinin gerekçesi budur. Vatandaşı doğru bilgilendireceksiniz. Sorumlu mevkide olan bir kişi olarak, bir bakanlık yapan bir kişi olarak vatandaşınızı doğru bilgilendireceksiniz. Vatandaşınızı doğru bilgilendirmediğiniz için vatandaş yeteri kadar tedbir almadı, alamadı ve dolayısıyla da hayatından oldu. Yani bakanın burada bir ihmali söz konusudur. Bu bir. İkincisi, efendim bilimsel yayınlar konusunda ne dediniz? Bırakın bilimsel yayını, bilim insanlarımız, efendim değerli hocalarımız özgür bir şekilde yapsın. Bakanlıktan izin almanız gerekir dediniz. Tamam, bakanlıktan izin alsınlar. Nasıl çalışma yapacaklar? Verdiğiniz istatistiklerin hepsi yanlış. Ve dolayısıyla da
yani insanlığa hizmet edecek olan bilim adamların bilimsel çalışmalarını da engellemiş oldunuz. Ve insanlığa karşı da bir suç işlediniz Sayın Bakan. Ve bu iki sebepten, bakın iki tane önemli sebep size söyleyeyim. Aslında bu sebepler yeterli ama bir şey daha var. Bu önemli. Sayın Bakan neden Sağlık Bakanı suskun? Neden bu işleri kabulleniyor diye bir soru var. O sorunun cevabı burada. Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili Murat Emir, koronavirüs tedavisinde kullanılan Favipiravir ilacının teminindeki sıkıntının Bakan Koca'dan kaynaklandığını, çünkü Favipir ilacının yerli sentez çalışmaları için İstanbul Medipol Üniversitesi ile bir kimya firması seçilmiş ve Bakan Koca'nın sahibi olduğu Medipol Üniversitesi'nin ilaç üzerinde şu an bir ambargosu bulunduğunu ve bu ilaçların Türkiye'de üretilen Favipiravir ilacının yurt dışına ihracatı yapılıyormuş. Böyle bir durumda kaç kutu yapıldı diyor. Bir de neden Medipol Üniversitesi'ne, neden Sağlık Bakanı Koca'nın sahibi olduğu bir üniversiteye bu ilaç tümüyle devredildi. Bunda inanılmaz bir kaynak var, inanılmaz bir para var diyorlar. Bir nedeni de bu olabilir mi? Efendim, daha bir üst pencereden bakalım Fatih Bey. Sayın Bakan bir özel hastane patronudur özünde. Özel hastane patronudur. Yani bir sağlık hizmeti üzerinden bir ticaret yapan bir kişidir. Dolayısıyla zaten hata buradan başlıyor. Siz özel hastane patronunu, yani sağlık hizmetinden para kazanma zihniyeti olan ve bunu fiilen de sahaya döken ve bir hastane zincirine sahip olan bir kişi sağlık bakanı yaparsanız bunlar olur. İşte bunların hepsi olur. Efendim, hangi zihniyetle hareket eder Sayın Bakan? Ben buradan nasıl kar ederim zihniyetiyle. Bunlar aynen olur. Aynen öyle düşünmüş. Favipiravir ilacının sadece kendi üniversitesinde sağlanması, üretilmesi ve bir ilaç firmasıyla ortaklaşa üretilmesi için yasa çıkarttırmış ve bu ilaç üzerinde inanılmaz bir kar olduğunu söylüyor. Ayrıca Sağlık Bakanı Türkiye'ye yetmeyen bu ilacın ihracatı içinde yine Murat Emir'in soru önergesinden bahsediyor. Bunun kendi şahsi fikirlerim değil. Ve bu ilacın yurt dışına satılıp bunun üzerinden para kazanılması konusunda da karar alınmış. Şimdi Sağlık Bakanı açıklaması gereken şu. Bir, Türkiye'deki hastalara bu ilaç yetmezken neden bunun ihracat için karar alındı? İki, bu kadar kritik bir ilacı üretilmesi ve yurt dışına satılması hakkı niye sizin sahip olduğunuz bir üniversiteye ve onunla birlikte çalışan bir ilaç firmasına verildi? Üç, siz bu kararı alırken Türkiye'deki hastaları neden düşünmediniz? Bunlar yeterli neden değil mi istifa için? Elbette yeterli. Yani birden çok fazla sebep var. Yani demokratik, modern, çağdaş ülkelerde yani bu netice sonrasında bakanın yerinde durmaması lazım. Yani kesinlikle bakan çoktan istifa etmişti ama bizde öyle değil ki. Bakın ya, istifalar da artık istifa niteliğinin dışına çıktı. Hatırlarsanız geçtiğimiz aylarda İçişleri Bakanı istifa etmişti. Nasıl istifa etti Sayın Ertuğ? Efendim tweetle. Efendim bir Twitter paylaştı. Ben efendim işte görevden affımı istiyorum diye. Yani şunu söyleyeyim, devlet ciddiyetinden uzak. Bakın Ümit Bey var yanınızda. Kendisi ülkemizi yurt dışında temsil etmiş değerli bir büyükelçimizdi. Devletin ne kadar ciddi bir kurum olduğunu elbette kendisi. İstifa nasıl yapılır? Yazarsınız. Altına imzanızı atarsınız. Ve makama takdim edersiniz. Makam evet kabul ederse çıkarsınız, kamuoyuna açıklarsınız. Evet. Bu devlet ciddiyetini gösterir. Artık şu anki yöneticiler devlet ciddiyetinden de uzaklaşmış durumda. Efendim ben tweetle istifa ettim diyor İçişleri Bakanı. Sonra ne oluyor? Efendim neymiş? İçişleri Bakanı 1 milyonun üzerinde destek tweeti gelmişmiş. Ondan sonra istifasını geri almışmış. Çocuk oyuncağı haline getirdiler. Sayın Bekir'im, Sayın Bekir'im çok teşekkür ederim. Süremizin sonuna geldik. Çok sağ olun. Sayın yardımcılarla birlikte programı kapatacağız. Katıldığınız için çok sağ olun. Geldiğinizde de görüşürüz. İyi akşamlar. Ağzınıza sağlık. Saygılar sunuyorum. İyi yayınlar efendim. Sağ olun. Teşekkürler. Sağ olun. Şimdi Sayın Yardımcı, bu arada bir son dakika haberi. İçişleri Van'da 3 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda bir yüzbaşı ve 2 yüzman çavuşunda şehit olduğunu açıklamış.
Allah rahmet eylesin. Gerçekten bu ülke için can veren her insan başımızın üzerindedir. Yakınlarına sabır diliyorum ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne de başsağlığı diliyorum. Tesadüf mü bunlar? Şüphesiz tesadüf değil. Yani Fatih Bey, ben uzaktan bazen konuların çok içinde olunca, orman içinde ağaçlarla uğraşta genel tabloyu kaybedebiliyoruz ama biraz şöyle dünyaya tepeden baktığımızda, Türkiye üzerinden gerçekten ben iç ve dış sorunlar anlamında Türkiye'nin gerçekten çok kritik bir dönemden geçtiğine inanan insanlardan. Ve bu pandemi konusu aslında bunun da bir unsuru, yani ne kadar sorunlarla uğraştığımızın. Umarım bunu sağlıklı bir şekilde istişarelerle, popülizme ya da günübirlik siyasi menfaatlere alet etmeden hep birlikte bir bütün olarak ele alır ve aşabiliriz. Bu pandemi konusuna ancak bir vatandaş olarak bir cümle ifade edebilirim. Çünkü gerçekten çok yıkıcı bir durum, yıkıcı bir tablo. Ben sağlık konusunda halkımızın, değerli doktorlarımız ve sağlık çalışanlarımız hariç, onlara biz minnettarız. Yani bunu müteşekkiriz, her zaman söylüyorum. Onun dışında siyaset anlamında halkımızın genelinin güvenini yitirdiği kanaatindeyim. Bu sürecin nasıl yürütüldüğü, nasıl ele alındığı, hangi unsurların etkili olduğu bakımından halkımızın bu pandemi sürecinin siyaseten değerlendirilmesi ve yürütülmesi bakımından halkımızın güveni kalmamıştır. Bu net. Artık bunun bir istifayla filan da bir telafi edilebilecek hali yok. Ya yani benim verdiğim kanaat şu, bu rezalet değil mi ya? Yani bu şüphesiz, ülkede şüphesiz. Bu yani salgınla bu, tedavi tabii, edecek bir tabii, ilacın Sağlık evet, Bakanı'nın evet, sahibi olduğu bir üniversite hastanesine, üniversiteye evet, verilmesi ve onun da bu ilacı bir ilaç firmasıyla beraber üretip sadece hakkının kendisini alıp istediği zaman da yurt dışına satıyor olması. Evet. Onun için mi o zaman suskunsunuz? Onun için mi konuşmuyorsunuz? Şimdi, Fatih Bey, bakın bir düzeyde her sorumluluğu, gerçi dış politikayız ama sonuçta da hepimiz vatandaşız. Süreç içinde gerek olmadığı halde bazı sorumlulukları vatandaşa yıkmak ama öteki taraftan da siyasi mitingler yapmak, turizmi hangi kaygılarla bilemiyoruz, aslında biliyoruz, önünü açmak, futbol maçlarının seyircili hali, AVM'ler konusu, söylediğim gibi siyasi partilerin bazılarının kitlesel mitingler, artık bunlar halkımızda gerçekten yordu ve siyasi anlamda gerçekten bıktılar. Şimdi ben deminki konuda bir cümle... Zamanımızın sonuna peki, geldik, süremiz bitti, kusura peki, bakmayın. Ama bir daha yaparız program, yine konuşuruz. Tabii önemli bu söyledikleriniz. Bir sağlık bakanı yıldırım hızıyla çıktı, tırmandı ama yaptığı yanlışlar, yaptığı hatalar ve açıklamada rakamların tutmaması ve bu çok ciddi bir kriz. Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili Murat Emir'in bir sorun ergesine alındı bu. Bu ilaç eğer gerçekten Türkiye'nin Sağlık Bakanı'nın üniversitesinden kaynaklanan bir işbirliği ortaklığıyla eğer yurt dışına ihracat hakkı da alınıyorsa, bu yani selden kütük kapmak gibi bir şey bu zor günde. Yani insanların yaşamlarıyla ilgili bir çıkar sağlamadır bu. Bu çok ağır bir suç ve CHP'li Emir'in, Murat Emir'in bu konuda tespitleri var, açıklamaları var. Daha başka açıklamalar var, onları söylemek istemiyorum ama verdiğim kısmıyla hiç olmazsa soru önergesine konu olan kısmı bu. Sevgili Murat Hanımcı, çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık Sayın Büyükelçi. Çok teşekkür ediyorum. Selam söylüyorum sağ olun, herkese. Tabii ki Van'ın Çatak ilçesindeki operasyonda bir yüzbaşı, iki uzman çavuşun şehit olması yüreğimizi yaktı. Türkiye'nin bu kadar zor günler geçirmesine rağmen, Türkiye'nin ulusal güvenliğinin, Türkiye'nin bekasının bu kadar ağır bir tehdit altında olduğu günlerde bu tür taşeron, eli kanlı örgütlerin ülkeye aynı anda saldırı başlatması da çok dikkat çekici bir olay. PKK eli kanlı bir terör örgütüdür. Şehitlerimize tekrar Allah'tan rahmet, herkese de başsağlığı diliyorum. Birazdan İrfan Derimenci'yle ana haber var, onu da kaçırmayın. Yarın Türkiye nereye var? Klasik. Türkiye nerede görüşmek, konuşmak, buluşmak için, buluşmak üzere daha doğrusu. Hoşça kalın, iyi akşamlar.